Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onur İste de canlı yayında konuğumuz. Kendisi de bir İzmir milletvekili adayı. Sayın İste, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Valla iyi gidiyor. Aslında Türkiye'yi tekrar tekrar gözlemleme fırsatı buluyoruz. Yani bu bizim açımızdan da eğitici, işte halkımız açısından da eğitici. Sadece biz değil, diğer siyasi partilerde de siyaset yapan dostlar muhtemelen benzer gözlemleri yapıyordur. Sahada belki hani ne olduğunu soruyorsunuz diye anlıyorum. Evet. Çok etkileyici bir konuşma yapmıştınız politikalitenin geçtiğimiz dönemlerdeki canlı yayında. Buradaki evet. Arkadaşlarımız da etkilenmişlerdi ve size sorular sormuşlardı. Onun bir özeti gibi rica edeceğim sizden. Nasıl bir ortamda genel seçimlere hazırlanıyoruz? Gördüğüm kadarıyla biz saha çalışmalarında, bu arada en başından şunu söyleyeyim, Demokratik Sol Parti çok zengin bir parti falan değil, hatta hiç zengin bir parti değil. 1999 yılından beri seçim yardımı almıyoruz. Bu noktada bizi destekleyen büyük tröstler, uluslararası holdingler yok. İşte onun dışında devlet ihalelerinden başka bir şey de almıyoruz. Bundan gurur da duyuyoruz. Bu ekranlarda gördüğünüz Demokratik Sol Partili siyasetçiler tamamen kendi imkanlarıyla bütün siyasi çalışmalarını yürütüyorlar. Ama sahada şunu görüyoruz biz bunu yaparken. Seçmen nezdinde bir kafa karışıklığı söz konusu. Çünkü özellikle ulusal basın açısından söylüyorum. HDP, MHP, AKP ve CHP çok fazla lanse ediliyor. Bir yandan da böyle ulusal basının lanse etmediği ve fakat doğru söylemlerle gelen başka partiler de var. Kafa karıştıran partilerden biri de biziz, Demokratik Sol Parti. Ama diğer partilerin de emeğini boşa çıkartmamak lazım. O başka partilerden de başka şeyler söyleyen ve sözünü dinleten partiler var. Seçmen nereye bakacağını şu anda şaşırmış gibi görüyorum. Yani kararsızların sayısı her gün artıyor. Bu da şunu getirecektir. Ya seçmen şu tercihi yapacak. Bize şimdiye kadar gösterilen, öğretilen ve ama o öğretilenlerin bir şey değiştirmediği çözümlere oy vereceğiz. Ve fakat ilk defa değişik bir şey yapacağız. Şimdiye kadar yaptığımız tercihleri değişeceğiz. Belki bir çözüm olabilir diye düşünecek diye. Bu kafa karışıklığı içinde. Bizim onlara vaat ettiğimiz aslında şu, kendi çözümünü kendin yarat, kendi çözümünün içinde ol. Çünkü bizim Demokratik Sol Parti içinde siyaset yapanların hiçbiri tepeden gelmediler. Amerika'dan da ithal etmedik. Bu arada Demokratik Sol Parti eğer iktidar gelirse ekonomi bakanında dışarıdan biri olmayacak. Yine Amerika'dan ithal etmeyi düşünmüyoruz. Yerli ve içimizden biri olacak yine. Bu kafa karışıklığını çok net görüyorum, onu baştan söyleyeyim. Bu bağlamda zaten hep anlattığımız şeyi tekrarlamak da isterim. Demokratik Sol Parti kendini gençleştirdi ancak sadece fiziki olarak değil, zihnen de gençleştirdi ki bu zamanın ruhunu okuyabilmek adına kendimizi kurumlaştırmaya çalışıyoruz ve büyük ölçüde bunu başardık. 7 Haziran seçimleri de bu kurumlaştırmanın bir adımı. Kurumlaştırmak ne demek? Şu demek, kişilerden bağımsız olarak bu televizyon ekranlarında gördüğünüz bizler olabiliriz bugün. Dün rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit'ti. Bugün Masum Türker. Yarın bizler de olmayacağız. Ömrümüz vefa etmeyebilir, başka bir şey olabilir ama Demokratik Sol Parti'nin fikirlerini güncele adapte ederek tekrar yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Bu bağlamda tabii dünyadaki siyasal akımlardan ve dünyadaki sol akımlardan da kopmak mümkün değil. Buna bir atıf yapmak isterim. İspanya'da biliyorsunuz tekrar sol iktidara gelmek üzere. Yunanistan'da Syriza ciddi bir atılım yaptı. Yerel seçimlerde İspanya'da Podemos. Evet. Aynen söylediğiniz gibi. Çok güncel bir yorum yaptınız yani. Aynen öyle. Önceki gün müthiş bir başarıya imza attı. Hatta evet. Çok ilgimizi çeken başka bir şey. Dün İngiltere'de de şu açıklama yapıldı. İngiltere Başbakanı dedi ki biz dedi 2017 yılında Avrupa Birliği'nden çıkmak üzere bir yeni bir referandum yapmak hazırlığındayız dedi. Ama biz Türkiye'de bakın neler tartışıyoruz. Dünya çok farklı şeyleri tartışırken bizim Türkiye'deki güncel siyasetimiz çok kısır kaldı. Birbirimize kötü sözler söylüyoruz, birbirimize çözüm odaklı olmayan, işte çok affedersiniz ama bunu söylemekten de çekinmek de istemiyorum. Bu anlamda politik anlamda ahlaki de olmaz çekinmemiz. İlkokul düzeyinde siyaset yapıyoruz siyasetçiler olarak. Biz Demokratik Sol Parti olarak diyoruz ki artık ilkokul düzeyinde siyaset yapmaktan çıkaralım kendimizi ve en azından dünyadaki eştaşlarımız kadar iyi olalım istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye'ye yeni fikirler söylemek lazım, yeni şeyler söylemek lazım. Demokratik Sol Parti'nin gençleşmesi ve kurumlaşmasının anlamı bu. Bugün
Sayın Parti Meclis Üyemiz, aynı zamanda İzmir 2. Bölge Milletvekili adayımız Özer İşçi biraz önce bahsetti. Dedi ki bugün Gündoğdu Meydanı'na bir buluşma gerçekleştirdik. Bu biraz önce bahsettiğim dünyaya adapte olmanın aslında belki de ilk mihenk taşlarından biriydi bu buluşma. Bize siyasetçilerin bize bir şeyler öğretmesinden, miting meydanlarında büyük hoparlörlerden çıkıp bize bağırmasına alıştık. Hatta şunu da dürüstlükle söylemeye ihtiyaç var. O büyük kalabalıklar, ekranlardaki izleyicileri de çok doğru bir şekilde ifade edeyim. O büyük kalabalıklar etraftan geçen insanlar veya sadece parti sempatizanlarının kendi imkanlarıyla doldurulmuyor. Bir otobüs 40 kişi alıyor işte değişik illerden, yan illerden veya işte komşu ilçelerden getirilen doldurma ve taşıma kalabalıklar. Ve fakat burada siyasi partiler gövde gösterisi yapmaktan daha fazla ileri gidemiyorlar. Biz artık en azından bu gövde gösterisinin ötesine bir şeyler geçelim. Gerçekten seçmen olan, gerçekten kafası karışık olan insanlardan bir şey öğrenmek istedik. Bir forum yapalım dedik. Biz buluşmamızı forum şeklinde gerçekleştirdik bugün. Çok yeni insanlar tanıdım. Karşı yakından Sabri abi tanıdım mesela bugün. Çok keyifli bir insandı ve onun gibi bir sürü gerçekten normal şartlar altında buluşamadığımız, elini sıkamadığımız, o miting meydanlarında kaybolan insanları birebir tanıdık. Onların sorunlarını doğru bir şekilde dinledik. Hatta onların sorununu dinleyip de sadece çözüm önerisi üretmek elbette ki hepsine bizim haddimiz değil ama onların kendi çözüm önerilerini dinledik ki biz onlardan kopya çekelim, halkın çözüm önerilerini sahiplenelim istedik. Bu bağlamda bu sadece şeyde değil, yani bu bizim yarattığımız bir şey değil elbette ki bu forum kültürü. Bu bizim kadim geleneğimizde de var. İstişare kültürü var, antik Yunan'da var buna çok benzer bir şey. İnşallah hani niyetimiz bundan sonra siyasetin, siyasetçilerin öğrettiği bir yerden olmaktan çıkıp hatta siyasetin sadece seçim sandıklarında seçim sandıklarında seçmen tercihlerinin husule geldiği bir yer olmaktan çıkarılıp aynı zamanda devamlı seçim zamanı olmadığı zamanlarda bile seçmenin siyasete katkı sağlayabildiği bir süreç olmasını istiyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcısı 3-4 dakika kaldı Sayın Onur İste. Özellikle ben sizin söylediklerinizi elbette izliyorum sizi tanıyan birisi olarak. Hep sandığa gitmeyen seçmene sandığa gitme çağrısı yapıyorsunuz. Birkaç dakika bunu konuşalım. Şimdi en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14,5 milyon insan sandığa gitmedi. 14,5 milyon insan söz gelimi Türkiye'de %17'ye tekabül ediyor. Sandığa gitmeyenlerden parti kursak %17 oluyor. Bu da öyle bir rakam ki bu insanların arasından Türkiye'nin üçüncü büyük partisi oluyor. Üçüncü büyük partisi doğru. bu insan MHP'ye rakip oluyor. doğru. Buyurun efendim. Bu %17'lik kitle içinde bir araştırma yaptığımız zaman da şunu görüyoruz. Çok önemli bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok uzak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşayış tarzı olarak benzemekle birlikte ona oy vermeye de eli gitmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili pek bir fikri yok. Fakat baraj altında kalan Demokratik Sol Parti gibi partilere oy verebilirim demesine rağmen baraj sorunu için oy vermem diyor. Bizim onlara çağrımız şu oluyor genel olarak. Baraj aslında kafamızda olan bir şey. 7 Haziran sabahı sabah 8'de seçmen sandıklarına gittiğimiz zaman bütün partiler %0'la başlıyor. Demokratik Sol Parti de öyle başlıyor. Başka bir X partisi de %0'la başlıyor. Biz en azından buna diyoruz ki ben çok partili, gerçekten partisine gönül vermiş, militancasına onlara bağlı olan seçmene diyeceğim bir şey yok. Hepsine çok saygı gösteriyorum. Hepsi de kendi partisini elbette ki destekleyebilirler. X ya da Z partisi ayırmıyorum. Ve fakat kafanızda birazcık varsa, yani bu ülkede kendimi ifade edemiyorum. Bu ülkede hukuk yok. Seçime gitsem ne olacak? Zaten bir şey değişmiyor. Öğrenciyim. İşsizim, iş bulmama mı yardım edecekler? Paran yoksa zaten yapabileceğim başka bir şey yok. Böyle bir öğretilmiş çaresizlik içinde kalan herkes Demokratik Sol Parti'ye teveccüh gösterirse bizim o bir oylara o kadar ihtiyacımız var ki önce %3'ü geçeceğiz, seçim yardımı alacağız. Sonra da Allah nasip ederse %10'u geçeceğiz. Türkiye barajını aşacağız, yıkacağız o barajı inşallah, meclise gireceğiz. Toplumun bütün kesimlerini, ama bütün kesimleri derken her kesimden bahsetmiyorum, en çok muzdarip olan kesimlerine çözüm bulacağımıza inanıyorum. Efendim çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.